Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizin dört bir yanında kutlanmakta. Bakalım Samsun halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkındaki mesajları neler? Anadolu Milli Kurtuluş Hamlesi'nin mihenk taşıdır Samsun. Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk buraya çıkışıyla başladı bu hareket. Gerçekten bu açıdan çok bir önem kazanmaktadır. Yepyeni bir vizyon Osmanlı'dan sonra, yepyeni bir, efendimesine söyleyeyim, bir sinerji kazandı Türk halkı. Onun etrafında bugünlere gelindi. Şu anda Batılı muhasır medeniyetleri seviyesine gelmişse şayet, başlangıcının burada olması açısından çok büyük önemsiyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 29 Ekim bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Samsun'u da çok 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 önemsiyorum. İnşallah bu konuda Türk halkı Atatürk'ün ilkelerine çok daha bağlı kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'ye kutlu olsun. Atamızın bize armağan ettiği bu ülkeyi onun armağan ettiği şekilde bırakmak da bizim boynumuzun borcu olsun. Buradan tüm Samsun'un ve tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrardan kutluyorum. Tüm gençlere, küçüklere, büyüklere en büyük mesajım şudur. Biz bugünleri çok rahat yaşıyoruz. Geziyoruz, eğleniyoruz, istediğimiz fikri söylüyoruz, istediğimiz kanalı izliyoruz, istediğimiz müziği dinliyoruz. Ama bugünleri veya en önemlisi 29 Ekim'i normal bir günmüş gibi geçirmememiz gerekiyor. Dedelerimizi, atalarımızı, büyüklerimizi anarak, onların düşüncelerini, fikirlerini hissederek, o günü yaşayarak geçirmemizi diliyorum aslında tüm gençlerden. Çünkü hani büyükler bazı şeyleri bilebiliyor. Hani biz biraz cahil kalıyor olabiliriz ama hani küçüklerin bu duyguyu yaşaması ileriki geleceğimiz için de çok önemli. Çünkü bugünün çocukları bu duyguyla büyürse yarının ve ondan sonraki geleceğimiz de güvence altında kalabileceğini düşünüyorum. Mesajlar aslında söylenmez hissedilir. Çünkü Cumhuriyeti kazandık. Büyük bir olay bu bizim için. Dünya için de bence öyle. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'e büyük teşekkürler söylemek istiyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkındaki mesajlarınız nelerdir? Cumhuriyet dünyadaki en iyi yönetim şeklidir. Bunu daha da geliştirerek devam etmesinde fayda var tahmin ediyorum. Başka Cumhuriyetimizin tabii ki en güzel şekilde devam etmesini istiyorum. Ne olacak ya, tüm dünyaya mesaj. Türk milletinin gücü, simgesi, yani hepsi meydanda. Türk halkına mesajlarınız nelerdir bu konuda? Hep birlik olmak, hep birlik olmak, hep birlik olmak. İsmim Işık. İyi bir kişiye mi geldiniz diyeyim. Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanıyım. 29 Ekim ile ilgili mesajım ne olabilir? Bu sene biliyorsunuz 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, Türk milletinin bir ümmetten birey oluşunun ve şanlı ülkemizin, topraklarımızın, vatanımızın kuruluşunun, kurtuluşunun adı. Bu sene de 95. yılını kutlayacağız. Bizim için bir onur abidesi, bir övünç kaynağı. Tabii bunun nedeni kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk.